Evet şimdi de daha önce sözünü ettiğimiz şu garanik olayına bir değinelim bakalım. Neymiş bu garanik olayı? Garanik kelime olarak sözlükte not aldım ben. Gökte uçan kuğular manasına geliyormuş. Gökte uçan kuğular. Şimdi lat, menat, uzza, hubel. İşte Allah'ın kızları diye adlandırmalar işte buraya bağlanacak. Burayı gözden kaçırmayalım. Habeşistan'a hicret eden Müslümanların Mekke'ye tekrar dönmelerine sebep olarak gösterilen... Ama gerçekte İslam düşmanlarının uydurduğu asılsız bir rivayettir. Şu olayı bir hatırlayalım. Bu Efendimizin Mekke dönemi yıllarında bir grup sahabe Mekke'de İslam'ı rahat yaşayamadıklarından dolayı Efendimizin müsaadesi ve tavsiyesiyle Habeşistan'a göç ediyorlar. Orada belli bir süre kaldıktan sonra hemen apar topar Mekke'ye geri dönüyorlar. Niye dönüyorlar? Güya rivayete göre Efendimiz bir gün Kabe'de namaz kılarken Necm suresinin 19. ve 20. ayetlerini okuyor ve e, secde ediyor. Onu duyan Mekkeliler de Efendimizle beraber secde ediyorlar. Ha bu olay nasıl lanse ediliyor? Mekke toptan e, Muhammed'in dinine girdi. Bu haber dalga dalga Habeşistan'a kadar gitmiş. Oraya giden sahabeler diyorlar ki bütün Mekke artık İslam'a girdiyse bizim evimizi, barkımızı terk etmemizin bir gereği yok. Biz de dönelim kendi memleketimize, kendi din kardeşlerimizle beraber dinimizi yaşayalım. Dönüp geliyorlar fakat bakıyorlar ki Mekke gittiklerinden bin beter durumda. Anlatılan olayı bu. Dönelim şimdi. Güya Hazreti Peygamber bu sıkıntılı dönemde Mekke müşrikleri ile uzlaşmanın yollarını arıyordu. Zihni bu düşüncelerle meşgulken Kabe yanında Necm suresini okuyordu. 19. ve 20. ayetleri okuduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim Efe ra'eytumul late vel uzza ve menet ve menate uhra aleyhi Gördünüz değil mi? aciz durumdaki la, lat'ı, uzayı ve üçüncüsü olan diğerleri, diğerini ve menatı. Ayetin kısa manası bu. Şey bu ayeti okuduktan sonra şeytan ona musallat olduğu ve Hazreti Peygamber şeytanın etkisiyle bu putları öven cümleler söyleyip Necm suresini okumaya devam etti. Sürenin sonuna gelince secde ayeti olduğu için secde etti. Mekke'lilerde ee, Hazreti Peygamber pardon e, de Muhammed artık ilahlarımızın şefaatini kabul ettiğine göre aramızda önemli bir ayrılık kalmadı deyip onlar da secde ettiler. Bu olay sebebiyle müşrikler kısa bir süre Müslümanları kendi hallerine bıraktılar. Bu haber Habeşistan'daki Müslümanlara tüm Mekkeliler İslam'a girdi şeklinde ulaştı. Habeş muhacirleri de orayı terk edip Mekke'ye yöneldiler. Ancak bu olaydan sonra Cebrail gelerek Hz. Peygamber'i uyardı ve Hac suresi 52. ayetler önceki cümlenes edildi. Hz. Peygamber üzüntü ve nedamet içinde yeni inen ayetleri ilan edince Mekkeliler eziyetlere yeniden başladılar. Neydi bu gelen yeni ayet mealen şöyle bir bakalım. E, Hac Suresi yani 22. surenin 52. Ayeti senden, senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah'ın fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte hikmetle yönetmektedir. Bu ayet geliyor. Bu anlatım tarzı temelden yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın korunma garantisi altında olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple araya şeytanın bir sözünün karışması sadece bir safsata'dır. Evet bakın lanse edilen şeye bakın, gerçekte olan şeye bakın. Güya Haşa Hazreti Peygamber'e gaza geliyor. Şeytanın telkiniyle araya bir şeyler sokuşturuyor. Yani bu Allah tarafından korunan Kur'an için böyle bir şey olabilir mi yani? Zaten bu olayı ilk defa İbnül Kelbi adında hiç güvenilirliği olmayan birisi rivayet etmiştir. Şii tarih tezine göre İslam tarihinin İlk dönem siyasi hayatındaki her olay belli bir planın pratiğe dökülmesinden ibarettir. Şii tarih algısında olayların temelinde katı bir dualizm vardır ve bunun bir yanını Hazreti Ali taraftarlığını, diğer yanını Ali karşıtları oluşturur. Zaten bütün tarih bu iki grubun çatışmasıyla geçmiştir. Bakın dualizm İran'ın eşsizliğindeki olan iki iyi ve kötü İyilerin tanrısı, kötülerin tanrısı. İşte Ahuramaz'da şu bu falan. Bakın bunu sokuyorlar. Bir Ali taraftarlığı var, bir Ali karışıklığı var. Efendim bir gerçekler var, bir takiyeler var. Şimdi nasıl karıştıracaklar, nasıl ayıklayacaklar bu işi birbirinden? Bunlar sıkıntılı işler. Şii tarih tasarımı olayları dış gerçekliklerinden ziyade içselleştirip kabullenme veya reddi yoluna gitmiştir. Burada amaç tarihi gerçekliğe ulaşmak değil... Evet, tarihi gerçek ulaşmak amaç değil. Kabul edilen değerlerin altını doldurmaktır. Başka bir tabirle rasyonel cahilliktir diyor. Rasyonel cahillik. Bakın bir kavram daha öğrendik bu arada. Neymiş rasyonel cahillik? Bir bilgiyi edinme ve onu bir kararında kullanmanın maliyeti. O kararın sağladığı yarardan fazlaysa söz konusu bilgiden mahrum kalmayı tercih etmesine denir. Evet, ancak bunu sadece Şia ile özdeşleştirmek de yanlıştır. Tarihe inancının temelleriyle bakan veya ideolojik kabullerle yaklaşan her tarih yorumunun tarihi gerçeklikten ziyade kurgusal tarih peşinde olduğu söylenebilir. Efendim bir yaşanmış olan tarih var, iyisiyle kötüsüyle yaşanmış olaylar var. Bir de olmasını temenni, temenni ettiğimiz olaylar var. Keşke şunlar olmasaydı, keşke şeyler söylenmeseydi, keşke bu, bu işler olmasaydı diye baktığımız olaylar var, durum var yani. Bir tarihçinin birinci kategoride olması gerekiyor. Bir tarihçi için en zor iş geçmişi masa başında planlamaktır. Bu sebeple tarihçiler olayları yorumlamada, açıklama veya reddetme konusunda oldukça sıkıntıya düşmüşlerdir. Masa başından kasıt, geçmişten bağımsız, tarihin öncülleri dikkate alınmadan yapılan tarihçiliktir. Buna göre tarihçinin bir tezi, bir projesi, bir kabulü ve bir savunma gayesi vardır ve senaryosunu da buna uydurmak zorundadır. Bakın ben özellikle bu Alevi Bektaşi tarihçiliği konusunda da hep sıkıntıya düştüm yani. Ondan açısından bakmaya çalışıyorum, empati yapmaya çalışıyorum. Fakat bildiğimiz gerçeklere uymayan olaylar çıkıyor karşımıza yani. Böyle bir tarihçi sadece senaryosuna uygun olan tarihi anlatılara iltifat ederken diğerlerini tevil, yorum, görmezden gelme veya tahrif yöntemleriyle değerlendirir veya tasnif dışı bırakırlar. Yoksa her tarihçi bir parça masa başı tarihçilik yapmaktadır. Esas problem tarihte yaşandığı iddia edilen olayları kendi planına uydurmaya, ideolojisine çevirmeye, propagandasına alet etmeye çalışmaktadır. İşte bu da bizi ne yapacaktır? Yanlış noktalara götürecek. Geldik çağdaş sorunlara. Bu da ne tür çağdaş sorunlarla karşılaşıyoruz. Ülkemizdeki İslam tarihçiliği durağan ve tekrarlanan bir tarih yazıcılığı görünümündedir. Araştırmalarda anket, istatistik gibi veriler kullanılmaz. Aynı konular tekrar tekrar işlenir. Özellikle, özellikle de alan dışı araştırmacıların yeni bir şey bulurum umuduyla sarıldıkları İslam tarihi çalışma sahasındaki bütün çarpıcı başlıklara rağmen amatör çalışmalar meslekten olanların orijinal çalışmalarının önüne geçebilmektedir. Evet bir şey yeni bir şey bulurum umuduyla sarılıyorlar fakat olmuyor. Her ne e, neden her zaman aynı sonucu vermez. Evet her neden her zaman aynı sonucu vermez. Bu sebeple tarih anlatımında nedenleri fazla abartmaktan kaynaklanan parçacı yorumlardan kaçınılmalıdır. Nedenleri mutlak bağlayıcı kabul etmek tarihçiyi yorum hatasına düşürebilir. Onların gelişmelerini sağlamak için takiye icabı yapmış olduğunu savunmaktadırlar. Evet onların e, savunmak için ne yapıyor? E, böyle bir şey olmuş diyorsun e, ama diyor o işe takiye için mecburen yaptı diyor yani. O zaman ne anlamı kaldı ki bu işin? Şii tarihçi böylece Hz. Ali'nin kendi inisiyatifinde olduğu halde niçin hilafette hak iddia etmediğini de e, açıklamış olacaktır. Hz. Ali kahraman bir insandı. Peki neden elle masaya vurup da bu benim hakkım niye böyle yapıyorsunuz demedi. İşte çekindiğinden dolayı. O zaman Hz. Ali çekiniyorsa e, sizin daha önce söylediğiniz gibi kahraman bir insan değil. E kahraman bir insan değilse o zaman o, o değil bu bu değil yani. İşte bu usta çelişkiye düşüyorlar. Ancak Hz. Ali'nin en kritik 6 aylık, aylık döneminde ridde savaşlarının en yoğun olduğu bir zaman diliminde İslam'ın birliği ve geleceğini düşünmediği, her şey yatıştıktan sonra hatta ayaklanmaların büyük bir kısmı bastırıldıktan sonra İslam'ın birliği ve geleceği adına biat ettiği gibi daha sıkıntılı bir problemin beraberinde getirmektedir. Evet bu cümleleri açıklamak isterdim ama bazılarının yanlış anlayacağından dolayı bu hususa fazla yorum yapmak istemiyorum. Merak edenler varsa Efendimizin vefatından sonra, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğe seçilmesinden sonraki 6 aylık dönemde Hazreti Ali'yi şöyle bir inceleyelim bakalım. Neredeydi, ne yapıyordu yani? Sonuç. Tarihe bütüncül olarak bakmayan, olayları mezhebi ideoloji çerçevesinde veya lokal değerlendiren bir tarih usulü tutarlı değildir ve tarihçiyi çelişkiye düşürmektedir. Tarih konusunda bütünselliğin ikinci yönü ise yorumda e, yorumda bütünselliktir. Mekke döneminden bağımsız ele alınan bir Medine toplumu, evet, Mekke'den bağımsız ele alınan bir Medine toplumu hakkında çıkarımlarda bulunmak her zaman eleştiriye açık olmak demektir. Klasik kaynaklarda ısrarla üzerinde durulan Nesep bilgileri son dönem çalışmalarında çoğunlukla görmezden gelinmektedir. Özellikle ilk dönemlerde akraba-kabile ilişkisi şahısların kararlarında doğrudan etkili olmuştur. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir. Aslında günümüzde bu neseple alakalı çok güzel eserler ortaya koyulmuş. Mesela ben bir kitap falan almıştım. Kocaman bir neseple alakalı bir kitap. Şu an yanımda olsaydı size görselini paylaşırdım. Veya bulursam e, videonun içerisine görselini koymaya çalışacağım. Burada neseple alakalı güzel çalışmalar yapılmış, bilgiler verilmiş, bazı yorumlar yapılmış. Benim çok hoşuma gitti, tavsiye ederim. Bugün için Hz. Osman ve Hz. Ali dönemleri iç karışıklıkları yorumlama konusunda nesep ilişkileri oldukça önemli bir açılım sağlayacaktır. Fakat tarih yorumunda nesep ilişkilerine yer verirken dikkatli olmak gerekir. Çünkü bütün bir dönemi sadece akraba ilişkilerine dayanarak çözmeye kalkmak, toplumsal değişimi, toplumdaki güç odaklarını, geleneksel gelişmeleri yorum dışı bırakmak, yani bütünsellikten uzaklaşmak sonucunu doğuracaktır. Bu da sağlıklı bir sonuca ulaşmayı engeller. Sonuç itibariyle İslam tarih çalışmalarında problemlere bütüncül bakmak, olayları dini, siyasi, ekonomik, kabilevi unsurlarla birlikte ele almak ve değerlendirmek zorunluluğu vardır. Yani meselelere bütüncül genel baktığımız bakmadığımız an at gözlüğüyle belli bir noktasına baktığımız zaman biz sağlam bir sonuca gelemeyiz diyoruz. Evet, konuları bitirdik. En sonunda sonuç diyerek birkaç cümleyi paylaşalım ve bir işe nokta koyalım. Tarih geçmişte insanın hem cinsiyle veya yaşadığı çevre ile ilişkisini gerek birey gerek millet devlet düzeyinde çift taraflı olarak sebepler, olaylar, sonuçlar veya daha farklı yöntemler çerçevesinde ele alan, inceleyen, anlatan, yorumlayan ve konumlandıran ilim dalıdır. Yani eğer bunu yapmıyorsa tarih gerçek görevini yapmıyor demektir. İslam tarihi Müslümanların yazdıkları veya Müslümanlara dair yazılan tarihtir. Müslüman tarihçiler olayların köklerine inerek genel bir dünya tarihi yazmak niyetindeydiler. Aynı şekilde Hazreti Peygamber'in hayatı yani siyer, onlar için nübüvvet zincirinin son halkasından ibarettir. Temelde Şii, Sünni, Mutezili, Harici gibi ekoller konusunda fikirsel sınırları çizmeden tam manası ile bir İslam tarihi felsefesinden bahsetmek mümkün değildir. Tarihçilik bir dönüşüm içindedir. Kronolojik tarihçilikten, olguların konumlandırılması dönemine geçilmiştir. Tarihte esas olan nakil değil, yorum felsefe olduğu artık genel kabul görmeye başlamıştır. Yani tarih ne olmuştan çok, niçin olmuşa yönelmeli artık. Olaylar yaşanmış. Bu belli, belli, belli yani. İçine şeyi tarih açısından baktığımız zaman bir takım olmamış şeyler de sokulmuş. İşte bunu ayıklamak lazım. Ayrı ama ne olmuştan çok, neden böyle bir şey olmuş buna yoğunlaşmalı tarih. Gruplar kendi düşüncelerini Onaylamayan ravi ve müellifleri baskı altında tutmuşlar. Onların ilmi derecelerini düşürmek için olumsuz ithamlarla haberlerinin etkinliğini kırmaya çalışmışlardır. Evet bu da olmaması gereken bir şeydi. Bu hususta acaba neler söylenebilir? Bunu da başka bir zamana bırakalım. Evet bu hususta belki de size söylediği ilişkilerin bunlardan ibaret. Belki söylenecek bazı şeyler de var ama bunu şimdilik şimdisi için yeterli görüyorum. Fazla da başınızı şişirmeden bu noktayı buraya koyuyoruz. Yani meseleye baktığımız zaman tarih, İslam tarihi önemli bir olay. Fakat meseleye yorum katma, yorum getirme, e, objektif bakış açısıyla veya yan alan olarak Şii bakış açısıyla dallanıp budaklanıyor. İşte Muharrem ayındayız, efendim e, aşure günlerindeyiz, Kerbela Kerbela'yı idrak ediyoruz, Hazreti Hüseyin'i hatırlıyoruz. Bu vesileyle İslam tarihine yaşanmış ve yaşanacak olaylara hem sünni e, objektif bakış açısıyla hem de şiir açı, e, bakış açısıyla baktığımız zaman nelerin e, farklılaştığını da görmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.